bir kısım belediyeler, bütün belediyeleri kastetmiyorum tabii ki, bir kısım belediyelerde belediye başkanından başlayarak yöneticiler belediye çalışanlara, çalışanlarına bir takım baskılar kurduğunu duyuyoruz. Bu baskılar kabine girdiğinde oyunu şuraya vereceksin ve bir de fotoğraf makinesiyle çekeceksin ve bana göstereceksin, yoksa kapının dışına koyarım şeklinde tehdit edildiklerini de görüyoruz. Bu gerçekten ne insanlığa sar ne de hukukta bunun yeri var. Doğru değil bu. Milli iradeye, kişilerin iradesine bu kadar etki etmeye kalkışmanın da seçim kanunları çerçevesinde ve mevzuat çerçevesinde net bir şekilde suç olduğunu söyleyebilirim. Ben buradan ifade etmek istiyorum. Buna kalkışan her kim varsa, hangi partili olursa olsun, hangi partiden olursa olsun, buna maruz kalan kardeşlerimizin, seçmenimizin direkt suç duyurusunda bulunmasını şahsen ben salık veriyorum. Çünkü bu bir suç, bu doğru değil. Kişilerin iradesine bu kadar etki etmeye kalkışmanın doğru olmadığını ifade etmek mümkün. Bunu hem siyasal anlamda söylüyorum hem de hukuksal anlamda söylüyorum. Yine bir kısım çevrelerin 298 sayılı yasanın 55B 5. maddesinin 2. fıkrasına aykırı bir şekilde yazılı ve sesli bir şekilde mesaj gönderdiklerini ve kişisel verileri de ihlal etmek suretiyle bunu yaptıklarını görüyoruz. Ben buradan yine söylemek istiyorum. Kişiler üyelerine her türlü mesajı gönderebilir ama bu saatte, yani seçim sürecinde, propaganda sürecinde kendi üyelerinizin dışında başkalarının mesajlarına sesli veya yazılı bir şekilde mesaj göndermenin de yine seçim hukukuna aykırı olduğunu, suç olduğunu ifade etmek istiyorum. Ve herkesin buna dikkat etmesinde fayda mülahaza ediyoruz. Dolayısıyla birileri buna maruz kalmışsa her birinin de yine benzer yaklaşımları göstermesinin doğru olacağını düşünüyoruz. Yine birilerinin korsan bir takım broşürler dağıttığını, afişler astığını, görseller oluşturduğunu, duvar giydirmelerde bulunduğunu da maalesef üzülerek görüyoruz. Bunları söyledikten sonra sandığa dair de yapılan bir takım yanlışların olduğunu ifade etmek istiyorum. Hatta suç işleniyor yer yer. Bu konuda biz 14 Mayıs'ta az sayıda da olsa suç duyurusunda bulunduk. Hemen bugün sizlerin aracılığıyla ifade etmek istiyorum ki 28 Mayıs'ta buna kim tevessül ederse net bir şekilde takip edeceğiz ve kesinlikle suç duyurusunda bulunacağız. Bunlardan birisi imza kaydırma, başkasının yerine oy kullanmaya kalkışma, mükerrer oy verme teşebbüsünde bulunma, velev ki teşebbüs halinde olsun, yine 298 sayılı yasanın 164. maddesine göre suç. Başkasının yerine oy vermeye kalkışma da suç. Verme de suç, kalkışma da suç. Dolayısıyla imza kaydırmalarına ve başkasının yerine oy verme noktasında teşebbüste bulunanlara özel dikkat etmek gerekiyor. Öyle ki 3 yıldan 5 yıla kadar bunun cezası olduğunu sizlerin aracılığıyla ifade etmek istiyorum. Hatta bunu sandık başkanı yaparsa, bir takım memurlar yaparsa, kurul üyeleri yaparsa, özellikle sandık başkanlarının çok çok daha dikkatli ve titiz davranmak durumunda olduğunu ifade etmek istiyorum. Artırıcı bir neden ve 5 yıldan 10 yıla kadar bunun da bir hapis cezasını gerektireceğini yine ortaya koymak istiyorum. Yine seçmeni engelleme, sandık başkanının itiraz ve şikayetleri kabul etmeme gibi bir şansı olamaz. Sandık başkanı ve kurul verilen itirazları ve şikayetleri mutlaka kayda geçer. Olumlu veya olumsuz bakmak onun takdiridir. Ama ben böyle bir itirazı almıyorum, kayda geçmiyorum deme şansı yok. Bu ve benzeri fiillerde bulunanlar da seçim hukukuna, yasalara aykırı davrandığını ifade etmek istiyorum. Yine o gün sandıkta çok dikkat etmemiz gereken işler ve hususlar var. Yine sizlerin aracıyla onları da ortaya koymak istiyorum. Son günlerde bir yaygaradır koptu gitti. Kopartılıyor nedense, ben de anlamıyorum. Sanki sandıklar değişmiş gibi. Sanki yeni seçmen ilave edilmiş gibi. Sanki eski seçmen bilgi kağıdıyla oy kullanılamayacak gibi. Sanki seçmen bilgi kağıdı olmadan oy kullanılamayacak gibi. Hatta bir takım yaygaraların kopartıldığını, yanlış sosyal medya aktarımlarında bulunulduğunu üzülerek gördük. Bu konuda ifade etmek istiyorum. Seçmen listesi değişmedi. Her ne kadar 48 bin seçmen dahil olduysa da o daha önce dahil olmuştu. Sadece seçmen bilgi kağıtları da kendilerine teslim edilmişti. Hangi sandıkta oy kullanacağı da belliydi. Sadece 14 Mayıs'ta değil de ikinci turda
ikinci tura kalırsa oy verme hakkının olduğu ifade edilmiştir. Şimdi dolayısıyla çok net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Hiç kimsenin okulu değişmiyor. Hiç kimsenin sandığı değişmiyor. Dolayısıyla hepimiz daha önce kullandığımız yerde ve kullandığımız sandıkta, hem de aynı sandıkta oylarımızı kullanacağız. Yine daha önceki seçmen bilgi kağıdı bizi değilse o bilgi kağıdıyla gidebiliriz, kolaylık olsun diye. Yine Yüksek Seçim Kurulu karar verdi, yeni seçmen bilgi kağıtları da çıkartıldı. O da elinize geçmişse o da onun aynısıdır, onunla da gidebilirsiniz. Ama seçmen bilgi kağıdınız yok. Kimliğiniz var ya, sandığı da biliyorsunuz ya, zaten seçmen bilgi kağıdı hangi okulda ve hangi sandıkta oy kullanacağınızı size gösteren bir belge. O olmasa da o sandığa ulaşmanız halinde her halükarda kimliğiniz olacak ama oy kullanmanız mümkün. Engellilerin oy kullanmasına ilişkin 14 Mayıs'ta zorlukların çıkartıldığını ara ara gördük. Yani kişiye bakıldığında engelli olduğu ortada ise ondan rapor filan istenmez. Bir önceki seçimde, yani 14 Mayıs'ta maalesef istendi. Yüksek Seçim Kurulu bu durumu da çok net bir şekilde karar altına aldı ve kararını vermek suretiyle dedi ki, bakıldığında engelli olduğu anlaşılıyorsa zorluk çıkartma, o engelli olarak bir yakınıyla, ama sadece bir yakınıyla, bir yakını da bir kişiyle girebilecek şekilde o oy kullanabilir şeklinde Yüksek Seçim Kurulu'nun bir kararı var. Onu da yine buradan aktarmak isterim.